Sevgili seyirciler, İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Cumhuriyet Gazetesi'nde değişen yönetimin Kemal Kılıçdaroğlu üzerindeki etkisini kaleme aldı. CHP'nin sokaktaki karşılığı Kemal Kılıçdaroğlu ile belirginleşti. Çözüm üretemeyen, alternatif oluşturamayan Kurultaylar Partisi, Atatürk'ün, laikliğin ve altı okun değil de FETÖ'nün sözcülüğüne soyunan parti. CHP'nin aksine FETÖ etkisi Cumhuriyet Gazetesi'nde kırıldı gibi. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Cumhuriyet Gazetesi'nde değişen yönetimi yazdı. Yaşar'a göre taraf gazetesinin yerini alan Cumhuriyet, şimdilik FETÖ etkisinden sıyrılmış görünüyor. Yeni yönetimin açıklamaları böyle okundu. Laiklik vurguları dikkat çekiciydi. FETÖ'nün sökülüp atıldığını veya atılmadığını zaman gösterecek. Yaşar yazısında Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yeni yönetimin gazeteyi eski haline döndürme açıklamalarına da dikkat çekiyor. Yönetim İlhan Selçuk çizgisine döneceklerinden dem vuruyor. FETÖ etkisiyle işsiz kalan gazeteciler de yuvaya dönüyor. AP milletvekili ve Türkiye raportörü Kati Piri de Cumhuriyet'te olanlardan rahatsız. FETÖ'nün kucağından inmeyen Kati'yi pekala pusula olarak kabul edebiliriz. Kati'nin rahatsız olması Cumhuriyet'te doğru işlerin yapıldığını gösterir. Gazetede yaşananları Kemal Kılıçdaroğlu da yakından takip ediyor. Yaşar'a göre Kılıçdaroğlu benzerleri başıma gelir mi korkusu yaşamıyor değil. Bugün olmasa bile yarın mutlaka. CHP içinde sadece FETÖ değil, HDP etkisi de çok büyük. Yaşar yazısında son seçimlerde CHP'nin HDP ile yaptığı gizli ittifakı hatırlatıyor. Her CHP'li aileden bir oy HDP'ye verilmişti. HDP barajı CHP sayesinde aşmıştı. Ve şimdi HDP için bedel ödeme vakti geldi çattı. HDP ile varılan anlaşmayı da buradan açıklayalım. HDP'li her ailenin oyu CHP'ye.